Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet kardeşlerim, yine Bakara suresindeyiz ve bugün borç ayetiyle baş başayız. Tek sayfa. Ondan sonra amener rasulü bölümü alıp bu şekilde Bakara suresini bitirmiş olacağız inşallah. Bakınız, hani insanlar arasında derler ya, hocam ben bu adama borç para verdim, şimdi inkar ediyor. Ben bu adama borç para verdim ama eksik verdi. Yok diyor ki bana bu kadar vermedin. Çok duyuyoruz değil mi? Neden bunlar oluyor? Çünkü bu ayete dikkat etmediğimizden dolayı. Vallahi ve billahi ve tellahi, Yüce Rabbimizin şu ayetine kulak versek, dikkat etsek, uygulasak bütün bu musibetler, ızdıraplar, tantanalar, bunlar hiçbiri olmaz. Bakınız. Ya eyyühellezine amenu. Kime sesleniyor? Bize sesleniyor. İbn-i Mes'ud, ben her zaman söylüyorum, hatırlatmak için sadece azıcık kısa. Diyor ki İbn-i Mes'ud, Yüce Allah'ın, ey inananlar, yani اِذَا سَمِعْتَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَعْطِي سَمْعَدْ diyor. Ey inananlar topluluğunu duyduğun zaman dikkatini ver diyor. Zihnini aç diyor. Neden ya İbn-i Mes'ud? Diyor ki senin Rabbin bu çağrıdan sonra ya hayır sana bir şey emredecek veyahut da kötü bir şeyden seni sakındıracak. اَعْطِي سَمْعَدْ diyor. Dikkatini ver diyor İbn-i Mes'ud. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Yani burada ister alacaklı olun, ister verecekli olun. Birbirinize borç verdiğiniz zaman belirli bir müddet için ne diyor Allah? فَكْتُبُوهُ فَكْتُبْ, yazınız. Şimdi yazıyor muyuz? Hocam güveniyorum. Ama Rabbin yaz diyor. Velev ki güvense. Ya adam ölürse? Öyle ya. Yazmadığın zaman birçok belalar oluyor. Musibetler oluyor. Aranız açılıyor. Ben iyi biliyorum. Bir kişi bir kişiden 135 gram altın almış. 7-8 sene sonra adam istemiş. Adam da getirmiş. Ne kadar getirmiş? 115 gram altın getirmiş. Ya abim demiş, ben sana 135 gram verdim. Yok diyor. 115 aldım senden. Ya yapma etme işte. Yok diyor. İnkar ediyor. O yemin ediyor, bu da yemin ediyor. La ilahe illallah. Delil yok. Çünkü yazmadı. Allah diyor ya, fektubu, yazınız. Ama nerede o yaz? Hani derler ya, söz uçar, yazı kalır. Ama yazı yok. 115-135 derken araları açıldı. O 115'i almış ve şu an kaç senedir konuşmuyorlar. Yani iyilik yapayım derken ne oldu? Ya neden? Yüce Rabbinin şu ayetine kulak vermediklerinden dolayı, tatbik etmediklerinden dolayı. İşte hey iman edenler, اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا فَكْتُبُوهَ. فَكْتُبُوهَ, Allah diyor. Yazın ya. Çok mu zor yani? Yazın. Ve bakınız, borç öyle kolay değil ha. Alimler diyorlar ki borç هَمُّنْ بِالْلَيْلْ ذِلُّنْ بِالنَّهَارِ. Geceleyin dert. Kim için? Hakkıyla Allah'a tevekkül eden için, iman eden için ve ben bu borcu ödeyeceğim diyenler için. Gece adam hep düşünür, ya ben bu borcumu nasıl ödeyeyim, ya Rabbi bana kolaylık göster ey Allah'ım sürekli. Gündüz de çalışır yetiştiremiyor. Borçlu demek fakir demek. Hazreti Ali diyor ya, yekâdül fıkru en yekûnu küfr, fakirlik az kalsın küfür olacak. Rabbim kimseyi borçlu kılmasın. Ama bazı borçlu olanlar hiç
Ne derler? Helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım mantığı var. Birisi de gitmiş. Abi ya şu kadar bana para lazım. Demiş ki öp elimi. Sen nasıl dersin şöyle böyle be? Ya diyor ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Şimdi elimi öpeceksin. Yarın bu parayı senden almak için ayağını öpeceğim diyor. Ya ondan dolayı kardeşlerinizi kaybetmek istemiyorsanız tam %100 emin olmadığınız kimselere borç vermeyin. Borç da almayın. La ilahe illallah. İşte burada borç alırken de yani yazmayı unutmayın Allah diyor. Neden ya Rabbi? Yani mesela adamdan borç para aldın. Sen de öldün. Ne yazı var ne bir şey var. Çocukları geldi talep ediyorlar. Senin çocukların onları reddederlerse yok bizim haberimiz yok. Babamız da bize söylemedi. Kimden hakkını alacaksın? Ondan dolayı فَلْيَفَكْتُبُ Allah diyor. Başka bir konu ise borç verirken gene başa kalkmayın. İyilik yaptıysan ve niyetin Allah rızası için ise ikide bir adamın yüzüne vurma. Ben sana yardım etmedim mi? Ben sana yardım etmeseydin halin ne olacak? Değil mi? Öyle insanlar vardır. İşte Allah diyor ki لَا تُبْطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ Kime diyor? Ya yuhledine amanu. Ey iman edenler. La tubtinu sadakatikum. Yapmış olduğunuz bu iyilikleri boşa çıkarmayın. Geçersiz kılmayın. Neyle ya Rabbi? Bil menni vel eza. Başa kalkarak, eziyet ederek, minnet ederek sakın yapmış olduğunuz iyilikleri boşa çıkarmayın. Geçersiz kılmayın Allah diyor. Ben sana yardım etmedim mi? Ben sana yardım etmeseydim halin ne olur? Yüzüne vuruyor hemen. Tekrar hatırlatayım. Böyle burs veriyor bir amca yeğenine. Böyle babasıyla arası açılmış. Arıyorum. Yeğen! Bak baban sana harçlık göndermez iken ben sana burs gönderiyorum. Ve gönderdim. Ve hala gönderiyorum. Babana haddini bildir. Bak baban şöyle böyle böyle yapıyor. Hemen adamın yüzüne vuruyor. Keşke göndermeseydin. İşte Allah senin gibi insana diyor ki La tubtinu sadakatikum İptal etmeyin. Geçersiz kılmayın. Senin niyetin Allah rızası için mi? Yoksa gösteriş için mi? Öyle ya. Allah uyarıyor.